Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün traktörümüzü tanıtacağım sizlere. New Holland TT 4 serisi 55 beygir gücünde. Hep birlikte traktörümüzü tanıyalım. Öncelikle traktörün ön tarafından başlayalım. Şöyle 4 tane birden ağırlıkları var. Teki 30 kilo. 4 tane 120 kilo ağırlık yapıyor. Öyle okümüz var. Şarjı da yeşil zaten. Yani yeşil de bunun şarjı olduğunu gösteriyor. Yüzük akü. Böyle burada hava filtremiz var. Bunlar da boruları. Burada pevranenin içeri çektiği havayı engellemek için böyle tepeğimiz var. Böyle delikli bir tepek. Gelen tozu, pisliği burada hapsediyor. Böyle geçelim. Burası turbo. Traktörün turbosu burası. Ondan sonra buradan şöyle geçelim. Aşağı doğru. Bu bacası tabii. Aşağıda buradaki de buradan traktörün yağda olduğunda yağ konuluyor buradan. Yağ değişimi yani. Bunlar yağlıkları. Deposu 80 litre alıyor. Diğer tarafına bir geçelim. Öyle. Arkadaşlar bu mazot filtresi buradan geliyor. Burada mazotun süzgeçleri oluyor. Yani gelen mazotun içindeki pis mazotu temizliyor. Hemen altta da gördüğünüz gibi hidrolik filtresi var. Yani hidroliklere buradan yağ geçiyor. Her tarafına traktörün dağılıyor. Ondan sonra burada takım çantamız var. Traktörün anahtarları lazım olacak. Onlar mevcut. Traktörümüz turbo intercoil. Ön lastiklere bakalım. Ön lastikler 20 ebatlarda büyüklükleri. Arkalarında ebatları 28 büyüklük olarak. New Holland'ın artı eksileri tabii ki var. Eksi olarak da şunu söyleyeyim. Bu kadar pahalı traktörlere o kadar para veriyoruz. Lastikleri çok kötü. Yaramaz yani. Buradan onlara eksi veriyorum. Arkadaşlar bu traktörün hidrolik kolları 2700 kiloya kaldırıyor. Traktörün toplam ağırlığı ise 2580 kilogram. Arka tarafında şöyle 4 tane hidrolik çıkışları var. Burada da böyle romuk prizimiz var. Burada ara kolumuz. Bunu aldığımızda traktörü ara kolu yoktu. Biz hidrolikli ara kolu aldık. Traktörden inmeden tankeriniz olsun, pullukluğunuz olsun. Buradan ayar hiç inmeden traktörün düğmeyle kolları ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da işi bittikten sonra buraya takmak için onun aparatı. Yan kollar gördüğünüz gibi pimleri var. Yolda giderken sağ sol yapmasın diye pimlerini ayarlayabiliyorsunuz. O da çok iyi bir şey. Bunun şöyle de bakalım. Şanzıman yağı var burada. Bu tarafa doğru da geçelim. Traktörün arkasında çift çeki var. Buradan onlar da romuyu falan o deliklerden ayarlayabiliyorsunuz. Buraya geçelim. Projektörümüz var. Şimdi üzerine çıkalım. Üzerinde tanıtımını gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi direksiyonumuz hemen altta pedalı var. Pedala bastığımızda direksiyonumuz aşağı yukarı oynayabiliyor. Bu dezavantajlardan bir tanesi. Çok iyi. Bu da bir artı olarak.
Hemen altta düğmemiz var. Bunlar sislanmalarımız. Burada bunlar farlarımız. Şöyle ileri uzunlar, kısa değişiyor. Sağ sola sinyallerimiz var. Böyle. Ondan sonra yana geçelim. Vitesimiz, bu traktörümüz 8 ileri 8 geri arkadaşlar. Bundan yolu veya da takviyeyi ayarlıyorsunuz. Ondan sonra geri kalan burası arkadaşlar. Bununla devam ediyorsunuz. Sadece bunu ileri, yani hızlı gideceksiniz, hızlıya alıyorsunuz. Ondan sonra bunlarla ilerliyorsunuz. Burada hemen hidrolik kollarımız var. Arkadaki hidrolik kollarımızı bunlarla ayarlıyoruz. Yana geçelim hemen. Buradaki de hidrolik kollarımızı otomatik düğme, pulluğumuz olsun, tankerimiz olsun, buradan indirip otomatik olarak kaldırabiliyoruz. Burada da hidrolik kollarını buradan da kumanda edebiliyoruz. Yarıda bırakma şansımız var. Buradan da kontrol ediyoruz bunları. Ondan sonra buradaki de el kazımız, bunu ondan ayarlayabiliyoruz. Yani traktörümüzün de şöyle bu tarafına geçelim. El freni. Buradaki de şafımızı ayarlıyoruz. Yani şafın hızlı veya yavaş dönmesini için buradan ayarlama yapıyoruz. Ama şafın ilk çalıştırma yeri burası arkadaşlar. Bundan çalıştırdıktan sonra şafın hızlı veya yavaş dönmesini sağlayan kolumuz da bu. Traktörümüz 25 kilometre hızında 1400 devirde. Hemen şöyle açalım. 842 saatte, yani traktörde kilometre yok, saat olarak var. Traktör kaç saat çalıştıysa saati yazar. Onun dışında kilometre olarak kesinlikle yazmaz arkadaşlar. Aşağı inelim. Traktörümüzü de baştan bir daha son olarak görelim. Yukarıda tepe lambamız var. Onu da son olarak ekleyelim. Tepe lambamız. Onu şöyle bastığımızda dönüyor. Traktörümüzün de üstü kapalı değil tabi, tentili olarak. Kapalı almadık. Bu tarla tipi. Kapalı alsaydık ağaçların arasından geçmemiz biraz sıkıntı olurdu. Ne Holland TT 4 serisinin 55 beygir gücü turbo interkol. Videomuzu tanıttık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.